Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar önümüzdeki dönemde Android 11 güncellemesi alacak olan Xiaomi modellerini sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz Android söz konusu olduğunda güncelleme alan model sayısı hayli kısıtlı. Bunda tabii şunun da etkisi çok fazla arkadaşlar. Örneğin bir telefon geçtiğimiz yılın Aralık-Kasım ayında satışa sunuluyor. Bu telefon satışa sunulduktan sonra ülkemizde satışa sunulması ise Haziran-Temmuz aylarına sarkıyor. Yani normalde global pazarda satışa sunulduktan 6-7 belki 8 ay sonra ülkemizde satışa çıkıyor. Hal böyle olunca telefon o dönemde bir güncelleme almış oluyor zaten. Atıyorum Android 9'a çıktı bu telefon. Android 10 güncellemesini almış oluyor. Lakin sonrasında Türkiye'de satışa çıktığında zaten telefon Android 10 ile açılıyor. Bu durumda bir sonraki güncellemeyi almıyor. Doğal olarak müşteriler de diyor ki işte ben bu telefonu aldım. Hiç güncelleme almadı. Bir kere güncellenmiş, Android 10 olmuş, başka güncellenmedi vesaire. Ama bazı modellerde ise özellikle bu söylediğim giriş segment modelleri için geçerli. Sadece bir defa güncelleme alıyorlar. Belki onu bile almıyorlar. Yani telefon kutudan neyle çıkıyorsa ömrünü de o şekilde tamamlıyor. Zaten iOS'e baktığımız zaman Android'e en fazla üstünlük kurduğu nokta bu güncellemeler diyebiliriz. Biliyorsunuz Apple yani böyle 3-4 jenerasyon öncesi modellerine bile 5-6 seneye kadar güncelleme veriyor. Yani güncelleme konusunda müşterilerini sıkıntıya sokmuyor. Fakat Android cephesinde işler biraz daha farklı yürüyor. Yani Google güncellemeyi yayınlıyor. Fakat üreticiler bu güncellemeyi alıp modellerine vermiyorlar. Çünkü model yelpazeleri çok geniş. Bunu yapmak istediklerinde de ne yapıyorlar? Üst segmentten başlıyorlar. Atıyorum amiral gemisine veriyor. Ondan sonra üst segment levelinde bulunan telefonlarına veriyor. Orta segmentin üst basamağında bulunan modellerine veriyor. Sonrasını ise es geçiyor. Çünkü vakit kalmıyor diyebiliriz. Peki bugün ele alacağımız marka ise arkadaşlar Xiaomi. Biliyorsunuz Xiaomi ülkemizde hayli popüler bir marka. Genel itibariyle baktığımızda özellikle de son dönemde genç neslin Xiaomi'ye doğru bir kayış içinde olduğunu görüyoruz. Eskiden Samsung ya da Apple alıyorlardı. Artık zaten Apple fiyatları biliyorsunuz uçtu gitti. Samsung ise eski popülaritesini kaybetmiş durumda. Bunun temel sebebi ise fiyat performans oranını tam anlamıyla tutturamamış olması. Xiaomi bunu çok güzel bir şekilde irdeliyor. Yani fiyat performans tarafında baktığımız zaman Xiaomi modellerinin gerçekten piyasanın zirvesinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Xiaomi'nin bir numara olduğunu söylemekte çok fazla yanlış olmayacaktır. Peki gelelim Xiaomi'nin güncelleme tarafındaki artılarına ve eksilerine. Bildiğiniz üzere Xiaomi modelleri ağırlıklı olarak orta segmentte yer alıyor. Yani böyle özellikle Türkiye'de satışa sunulan modellere baktığımızda böyle üst sınıfta yer alan işte Mi 10 olsun, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro vesaire o tarz modeller zaten ülkemize çok fazla gelmiyor. Gelse bile üst fiyatlardan yani 8, 9 bin, 10 bin gibi fiyatlardan satıldıkları için çok fazla tutmuyor. Yani ülkemizde tutan modeller nedir? Böyle daha çok 3 bin liralar seviyelerine satılan Redmi Note serileri vesaire bunlar gerçekten çok tutuyor. Neden? Çünkü fiyat performans anlamında istenileni veriyorlar. Peki güncelleme anlamında veriyorlar mı? İşte asıl sorulması gereken soru bu arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere önümüzdeki dönemde güncelleme alacak olan Xiaomi modellerini göstereceğiz. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu modellerle baş başa bırakalım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine önümüzdeki dönemde hani güncelleme olacak. Xiaomi modellerine baktığımızda orta segment modeller de var, üst segment modeller de var. Eğer elinizde üst segment bir cihaz varsa, şimdi Xiaomi cihazı varsa muhtemelen bu Android 11 değil, Android 12 bile alabilir. Lakin orta segment bir telefona sahipseniz muhtemelen Android 11 güncellemesi sizin için yayınlanacak olan son güncellemede olabilir. Tabii bunu kesin olur diye bir şey söylemiyoruz. Lakin Xiaomi kalkıp da son dakikaya kadar bu modelleri açıklamıyor. Örneğin Samsung geçtiğimiz günlerde ne yaptı? İşte dedi ki ben bu modellere 3 yıl boyunca güncelleme sunacağım dedi ki Samsung haricinde de bunu bu şekilde açıklayan ikinci bir firma da bulunmuyor. Belki önümüzdeki günlerde diğer Android üreticileri de biraz daha yüreklenip böyle bir açıklama yapabilirler arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik diyelim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere, size hoşça kalın diyorum.